Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar 84. özel güvenlik sınav sorularını çözeceğiz. Sizden gelen talepler doğrultusunda bundan böyle kanalımızda özel güvenlik sınav sorularını da bulabileceksiniz. Sınavlara giren arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Ve birinci sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir? Evet. A. Toplantı, konser, spor, müsabakası gibi etkinliklerde kimlik sormak. B. Duyarlı kap kapıdan geçirmek. C. Kişilerin üstlerini dedektörle aramak. C. D. Kişileri sorguya çekmek. B. Eşyaları x-ray cihazından geçirmek. Evet. Yetkilerinden değildir. Kişileri sorguya çekmek arkadaşlar emniyetin görevidir. Özel güvenlik görevlerin değildir. Cevabımız Denizli. Evet. İkinci soruya bakalım. İkinci sorumuz. Aşağıdaki aşağıda yer alan şıklardan hangisi özel güvenlik görevlisi olmak için alınan sağlık raporunun içeriğinde yer almaz? A kardiyoloji, B psikiyatri, C nöroloji, D kulak burun boğaz, E göz. Evet. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar arkadaşlar A'daki kardiyoloji yer almaz. Cevabımız Adana. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü sorumuz Emir Ali silahlı olarak güvenlik görevlisi olmak istemektedir. Silahlı olarak görev almak için özel güvenlik eğitim kurumlarında en az kaç saat ders almak zorundadır? 60, 80, 100, 120 ve 150 saat. Tabii ki 120 saat en az 120 saat ders almak zorundadır. Cevabımız Denizli. Evet. E, dördüncü soruya bakalım. Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E, yabancı şirketin ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aynı imkan tanınmalı. B. Yabancı kişiler Türkiye'de özel güvenlik alanında faaliyet gösteremezler. E, C. Mütte mütekabiliyet esası geçerlidir. D. Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alınır. E. Kar, karşılıklık e, olmalıdır. Evet. Burada e, Türkiye'de faaliyet gösterebilmesiyle ilgili hangisi yanlıştır yabancıların sorduğuna göre baktığımızda evet yabancı kişiler Türkiye'de özel güvenlik alanında faaliyet gösteremezler yanlıştır gösterebilirler arkadaşlar. Evet. Cevabımız Bursa. Beşinci soruya bakalım. 5188 sayılı kanunda belirtilen alarm izleme merkezi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Haber merkezini polis 155 jandarma 156'yı C. Koordinasyon Hareket merkezini D. Konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla Teknik donanım kullanarak bunları izleyen işletmeleri ee, ve Afat Kriz Merkezin. Evet burada dikkat ederseniz evet e, konut iş yeri yani cevabımız denizde doğru verilmiş. Altıncı soruya bakalım altıncı sorumuz. E, Aşağıdakilerden hangisi silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlardan değildir? En az lise veya denge okul mezunu olmak. Evet. Değildir arkadaşlar. Evet. Silahsız özel güvenlik için ortaokul mezunu da olabilirsiniz. Evet. Cevap Adana. Yedinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer? Ee, kişilerin üstlerini dedektörle arama, alışveriş merkezlerine girenleri cihazla arama, boş ve harabe yerleri kontrol etme, suç işledikten sonra şüpheliyi arama, kişilerin eşyalarını X-ray cihazından geçirerek arama. Evet, özel güvenlikler görevlisinin adli aramasına girer. Burada dikkat ederseniz e, suç işledikten sonra şüpheliyi arama evet özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer. Evet. Cevap Denizli'de doğru verilmiş. Evet. E, şeye bakalım. 5188 sayılı kanuna göre geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni kim tarafından verilir? Burada da vali, kaymakam, emniyet müdürü, jandarma komutanı, bağlı bulunduğu polis merkezi amiri. Geçici ve acil durumda da özel güvenlik izni vali tarafından verilir. Cevap Adana. 8. 9. soruya bakalım. 9. sorumuz. Hırsızlık şüphesiyle yakalandıkları yakaladıkları kişiyi polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlileri hangi suçu işlemiştir? Evet, sabah kadar tutma e, gibi bir hakları yoktur. A. İrtikap, B. Görevini yaptıktan e, suç oluşturmamıştır. C. Amirin emrine muhalefet, D. Görevliye mukavemet E. Kişi hürriyetinden yoksun bırakma. Hangisidir? Tabii ki bakın burada kişi hürriyetinden yoksun bırakmadır. Cevap edir de verilmiş. Evet. 10. soruya bakalım. 10. soru özel güvenlik şirketleri koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için faaliyet izni almak zorundadır. Bu faaliyet izni nereden alınır? Ee, bulunduğu ilin valiliğinden, İçişleri Bakanlığından, kaymakamlıklardan, Milli Savunma Bakanlığından, Ticaret ve Sanayi Odasından. Evet. Özel güvenlik şirketleri koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için faaliyet izni İçişleri Bakanlığı'ndan alırlar arkadaşlar. Cevabımız burada Bursa'da doğru verilmiş. Evet 11. soruya bakalım. 11. sorumuz. Özel güvenlik görevlileri silahlı olarak aşağıdaki, aşağıdaki yerlerden hangisinde görev yapabilirler? Evet. Bir sağlık tesisi Tesislerinde iki kişi korumada 3 spor müsabakalarında 4 para ve değerli eşya naklinde görev yapabilirler. Evet tabii ki burada sağlık tesislerinde değil. Kişi korumada yapabilirler. Bakın. Ee, para ve değerli eşya naklinde de yapabilirler. Ee, burada arkadaşlar 2 e, ile 4 cevabımız Ceyhan'da doğru verilmiş. Evet. Buralarda yapabilirler. Evet. 12. sorumuz sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar yeniden özel eğitim kursuna devam etmek etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilirler? Evet. 7, 6, 5, 4, 3 bir yıl içerisinde 4 defa girebilirler. Cevap denizli. Onun için sorumuz yabancı kişilerin Türkiye'de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ülke nedir? Mülkilik, şahsilik, mütekabiliyet, evrensellik, koruma. Tabii ki burada e, mütekabiliyet önemlidir. Cevabımız Ceyhan'da doğru verilmiş. Evet. 14. sorumuz. 5188 sayılı kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında toplanan özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz? İl Emniyet Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ticaret Odası Başkanlığı, Sanayi Odası Başkanlığı hangisi e, yer almaz? Tabii ki e, İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Evet, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir kişi yer almaz. Cevap Bursa. 15. soruya bakalım. Göreve başlayan ve görevden ayrılan özel güvenlik görevleri kaç gün içinde valiliğe bildirilir? Ee, tabii ki 15 gün içerisinde arkadaşlar. 15 gün içerisinde bildirilmesi gerekiyor. Cevap Ceyhan'da doğru verilmiş. 16. sorumuz. Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek kimin görevidir? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Özel Güvenlik Komisyonu'nun başsavcılığı. Evet burada da dikkat edin. Özel Güvenlik Komisyonu'nun görevidir. Cevap denizde doğru verilmiş. Evet 17. soruya bakalım. 17. sorumuz... il sınırları içerisinde bulunan genel ve özel kolluk ile özel güvenlik görevlilerinin amiri kimdir? İl sınırları içerisinde olduğuna göre aklınıza ne gelsin arkadaşlar? Vali gelsin değil mi? İl sınırları içerisinde tabii ki validir özel güvenlik görevlilerinin amiri. Evet Adana. 18. sorumuz Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır? Bilinçli olarak alınan alkolün etkisiyle işlenen suç, haksız tahrik, hata, meşru savunma, akrabalık ilişkisi. Ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır. Meşru meşru savunma. Evet, ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır. Cevabımız Denizli'de verilmiş. Evet. 19. sorumuza bakalım. 19. sorumuz: Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından değildir? Bakalım. Özel güvenlik çalışma izni hakkı, mesai saatlerini belirleme hakkı, mesai saatlerini belirleme hakkı değildir arkadaşlar. Mesai mesai saatlerini iş yeri belirler. Eğitim hakkı vardır. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hakkı vardır kıyafet edinme hakkı da mutlaka olması gerekiyor. Cevabımız burada Bursa'da doğru verilmiş. Evet 20. soruya geldik. 20. sorumuz 5188 sayılı kanunun 12. maddesinde düzenlenen özel güvenlik kimlik kartı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet hangisi yanlıştır? Kimlik kartı varlıkça verilir. Doğrudur. Kimlik kartlarında görevlinin adı soyadı yazılır. Evet. Kimlik kartının silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Tabii ki doğrudur. Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılması gerekir. Kimlik kartı 4 yılda bir değiştirilir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Evet. Cevap burada Edirne. Evet. 21. soru suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan şüpheli ile emanete alınan eşya kime nasıl teslim edilir? Evet. Burada da e, dikkat edersek Cumhuriyet Savcılığına tutanakla, yetkili genel kolluğa tutanakla, valiliğe tutanakla, özel güvenlik amirine, iş yeri sahibine tutanakla. Evet, burada yetkili genel kolluğa tutanakla verilmesi gerekiyor. Cevabımız Bursa'da doğru verilmiş. Evet, 22. sorumuza bakalım. 22. sorumuz Ana giriş kontrol noktasında aşağıdaki personelden hangisinin görevlendirilmesi gerekli değildir? A kontrol noktası amiri, B yönlendirici personel, C temizlikçi personel, D koruma personeli, E kontrol personeli. Evet, Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, gerekli olmayan temizlikçi personel gerekli değildir. Cevap Ceyhan'da doğru verilmiş. 23. sorumuz yerine getirilen görevin önemi ile bulun, bulunulan yerin yüksek tehdit ve suç riski taşıması durumunda hangi nokta kurulur? Geçici, sürekli kişi araç noktası devriye noktası. Tabi burada da sürekli nokta kurulması gerekiyor. Bursa'daki verilen doğrudur. 24. sorumuza bakalım. 24. sorumuz. Tren garı gişesinde unutulan telefonun alınarak korunaklı bir yerde tutma tutması için özel güvenlik görevlisi emir ile Fatih'in hangi tutanağı tutması gerekir? Evet. Burada da ihbar, el koyma tutana, müracaat, suçüstü tutana, emanete alma tutana. Evet. Burada Emir ve Fatih'in yapması gereken e, telefonu korunaklı bir şekilde emanete alma tutana altına almaları gerekiyor. Cevabımız nedir ne? 25. soru. Otogarda çocuğunu kaybeden ailenin çocuğunu bularak aileye teslim eden Özel güvenlik görevlisi Sedat hangi görevini yerine getirmiştir? Adli yardım, önleyici koruyucu, yakalama. Tabii ki burada da dikkat ederseniz yardım görevini yerine getirmiştir. Cevap Bursa'da doğru verilmiş. Evet. 26. soruya bakalım. 26. sorumuz Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilmesi şartlarından biri değildir? Haksız bir saldırı olmalı, orantısız olmalı, orantılı, zorunlu olmalı, saldırının acele defi gerekmeli. Tabii ki burada dikkat ederseniz zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilmesi orantısız olmalı, değildir. Evet orantısız olmalı. Cevap değildir Bursa. 27. sorumuz. Görevli olduğu bölgede yağma suçunu işleyen şüpheliği yakalayan özel güvenlik görevlisi Osman hangi görevini yerine getirmiştir? Yardım, idari, önleyici, koruyucu, adli görev. Tabi burada adli görevini yerine getirmiştir. Cevap Edirne. 28. sorumuz aşağıdakilerden hangisi fabrikada görevli özel güvenlik görevlisi Ayşe ile Mustafa'nın yaya devriye görevini yaparken dikkat etmeleri gereken davranışlardan biri değildir. A. Devriye esnasında daima kibar ve nazik olmalıdırlar. B. Çevre ile iyi iletişim kurmalıdırlar. C. Devriye esnasında duraklayarak etrafı kontrol etmelidirler. D. Her zaman aynı güzergahı kullanmalıdırlar. E. Elektrik, su ve benzeri bir şebekeleri kontrol etmelidirler. Tabii ki her zaman aynı güzergahı kullanmamalıdırlar. Evet. Yanlış. Evet. Denizli yanlıştır. 29. sorumuz Bomba şüphesi taşıyan paket olayında hangisini yapmak yanlıştır? Paketin etrafını insanlardan arındırmak, Paket yakınında ışık yayan cihazların kullanılmasına engel olmak, pakete dokunmamak, patlama riskine karşı makul bir uzaklıkta çevre emniyetini almak, paketin yanında telsiz haberleşme cihazı bulundurmak. Evet, burada hangisi bomba şüphesi taşıyan paket olayında hangisini yapmak yanlıştır? Dediğine göre paketin yanında telsiz haberleşme cihazı Bulundurmak yanlıştır. Ee, cevap Edirne. 30. sorumuz son soru arkadaşlar. Biliyorsunuz özel güvenlik sorularında 100 tane soru soruluyor. 3 video çekeceğim arkadaşlar. Uzun olduğu için sıkılma -ma olmasın olmaması için. Son sorumuz 30. soru. Özel güvenlik görevlisinin 8 saatlik nokta görevi sonunda makul bir süre beklemesine rağmen nöbeti devralacak görevlinin gelmemesi halinde yapması gereken doğru davranış biçimi hangisidir? A) Görevi görev saati dolduğu için noktaya görev sonu raporunu bırakıp ayrılmak yanlıştır. Görev yerinden ayrılıp güvenlik amirine bilgi vermek yanlıştır. Görev devir teslim defterine nöbetçinin gelmediğini yazarak ayrılmak yanlıştır. Güvenlik amirine haber verip yerine nöbetçi belirleyip gelinceye kadar ya da güvenlik amirinin vereceği talimata kadar beklemek evet doğrudur. Cevap burada Denizli'de doğru verilmiş. Kimseye haber vermeden nöbete devam etmek. Bu da yanlış bir haber verilmesi gerekiyor. Arkadaşlar sorularımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı kazasız günler. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.